Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah herkes iyidir, keyifler yerindedir. Artık son haftadayız, hatta son günlerdeyiz arkadaşlar. Heyecanımız gitgide artmakta. Artık son tekrarlarımızı yapıyoruz. Son kez konularımızı gözden geçiriyoruz. Ben de size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler için İnkılap tarihinden 10 soru hazırladım. Bakalım kimler 10'da 10 yapacak. İnanıyorum ki siz bu konuların hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. İnanıyorum hepiniz 10'da 10 yapacaksınız. Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Güzel bir genel tekrar olsun arkadaşlar bizler için. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Milli mücadele yıllarında hangi savaş devam ederken Maarif Kongresi toplanmıştır? Bu arada hemen cevabı verip geçmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bazı önemli gördüğüm yerlerde bilgiler vereceğim. İnşallah işinize yarar, faydalı olacağını düşünüyorum. Ne dedik? Milli mücadele yıllarında hangi savaş devam ederken Maarif Kongresi toplanmıştır? Maarif Kongresi dediği zaman arkadaşlar ne geliyor aklımıza? Ne gelmeli? Eğitim. Maarif Kongresi dediği zaman direkt eşittir eğitim gelecek aklımıza. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve Büyük Tarus. Hangi savaş devam ederken Maarif Kongresi toplanıyor? Eskişehir, Kütahya Savaşı devam ederken Maarif Kongresi toplanmıştır. Yıl kaç arkadaşlar? 1921 yılında, yani 100. yıldayız. Belki çıkar önemli bir konu Maarif Kongresi. Atatürk liderliğinde, Atatürk önderliğinde bu kongre toplanmıştır. Dedikten sonra ikinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminin olumsuz gelişmelerindendir? Hangisi milli mücadelenin olumsuz gelişmelerindendir? Yani bu şıklardan hangisini gördüğümüz zaman bizim için olumsuz bir durumu ifade etmektedir. Amiral Bristol raporu. Tek tek girelim. Neydi arkadaşlar? Olumlu mu olumsuz mu? Olumlu bir rapordur değil mi? Amiral Bristol raporu milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan bir belgeydi. Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan bir belgeydi. Bu belgeyle İzmir'in işgalinden sonra bölgedeki olayların sorumlusunun Türkler değil Rumlar olduğu vurgulanmıştır. Yani bizim için olumlu bir rapordur. Misak-ı Milli zaten hiç açıklamaya gerek yok arkadaşlar. Bizim için olumlu bir gelişmedir. Misak-ı Milli'yi de eleyelim. General Harbord rapor arkadaşlar. Olumlu mudur bizim için, olumsuz mudur? Bizim için olumludur arkadaşlar. Bu raporda, General Harbord raporda milli mücadeleyi destekleyen bir rapordur. Bu raporda Ermenilerin Türkleri katletmediği söylenmiştir. Bunun yanında da bu Anadolu'nun Amerika Birleşik Devletleri için yeterli kaynağa sahip olmadığı gibi konular vurgulanmıştır. Sonuç olarak baktığımızda bizim için olumlu bir rapordur. Kuvayi Milliye, bunu da Misak-ı Milli gibi hiç açıklamaya gerek yok. Kuvayi Milliye düzenli ordudan önce isyanları bastırmak için oluşturulan milis kuvvetlerdi. Bunu da eledik. Cevabımız ne olacak? Kuvayi İnzibatiye arkadaşlar. Kuvayi İnzibatiye neydi? Bir diğer adı Hilafet ordusu, halifelik ordusudur arkadaşlar. Damat Ferit tarafından milis güçleri, bu Kuvayi Milliye güçlerini dağıtmak amacıyla kurulmuştu. Bizim için, milli mücadele için olumsuz bir kavramdır. Üçüncü soruya bakalım neymiş? Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde gerçekleşmemiştir? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde gerçekleşmemiştir. İstiklal mahkemelerinin kurulması, düzenli ordunun kurulması, cumhuriyetin ilanı, ilk anayasanın kabul edilmesi, ayaklanmaların bastırılması. Hangileri arkadaşlar? Hangisi daha doğrusu 1. TBMM döneminde gerçekleşmemiştir? Nedir cevabımız? Cumhuriyetin ilanı olacak. Cumhuriyetin ilanı 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde cumhuriyet ilan edilmiştir. Devam edelim bakalım 4. sorumuz neymiş? Milli mücadele hazırlık döneminde ulus iradesine, yani millet iradesine dayalı yeni bir devlet kurulacağının ilk sinyali nerede verilmiştir? Milli mücadelenin hazırlık döneminde millet iradesine dayalı yeni bir devlet kurulacağının ilk sinyali nerede veriliyor? Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi, Amasya Görüşmeleri, Bilecik Görüşmeleri. Nerede arkadaşlar? Şöyle bir madde vardı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu nerede geçiyordu bu madde? Amasya Genelgesi'nde ilk defa bu maddeyi görüyoruz. Böylece ileride millet iradesine dayalı bir devlet kurulacağının sinyali de verilmiş olmuş Amasya
genelgesinde. Aşağıdaki gazetelerden hangisi milli mücadele yanlısı değildir? Hangisi milli mücadele yanlısı değildir? Yeni Gün, Peyami Sabah, İrade-i Milliye, Albayrak, Emel. Arkadaşlar, Emel gazetesi milli mücadele yanlısıdır. Albayrak gazetesi Erzurum'da çıkarılıyor arkadaşlar. Bu da milli mücadele yanlısıdır. İrade-i Milliye zaten Sivas arkadaşlar. Sivas'ta çıkarılan bir gazeteydi. Yeni Gün gazetesi de milli mücadele yanlısıdır. Yeni Dünya, karıştırmayalım. Yeni Dünya milli mücadele karşıtı. Yeni Gün milli mücadele yanlısı. Unutmayalım bu ikisini. Yeni Gün milli mücadele yanlısı, Yeni Dünya karşıt. Cevabımız Peyami Sabah olacak. Peyami Sabah milli mücadele yanlısı değildir. Milli mücadele karşıtı bir gazetedir. Altıncı sorumuz geldi. Atatürk nutukta yukarıdakilerden hangisinden bahsetmiş olamaz? Hangisinden bahsetmiş olamıyor? Öncelikle bu soruyu bilebilmemiz için nutukta hangi yıllardan bahsediliyor? Bunu bilmemiz lazım. Nereden bahsediliyor arkadaşlar? Hangi yıllardan? 1919'da 1927 yılları arasını kapsıyordu. Ne? Nutuk. 1919 Atatürk nasıl başlıyordunuzsa 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıklımıyla başlayıp gençliğe hitabeyle bitiyordu. 27 yılını kapsıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi Menemen olayının nedenleri. Menemen olayı ne zaman çıkıyordu? 1930 yılında çıkmıştı değil mi? Menemen olayı 1930 yılında çıkmıştı. Rejime yönelik bir ayaklanmaydı. Şeyh Said isyanı ne zamandı? Bu da rejime, cumhuriyet rejimine yönelik ilk isyandı. 1924 yılı. İzmir suikast girişimi de 1926, 24 ve 26 nutuğu kapsamaktadır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Hangisinden bahsetmiş olamaz diyor. Yalnız bir olacak. Yedinci soru geldi. Lozan'da gündeme gelmesine rağmen çözüme kavuşturulamayan sorun aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Lozan'da gündeme gelen konular arkadaşlar bizim için olumlu veya olumsuz bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Ama bir konu çözüme kavuşturulamıyor. Ya olumlu da olsa olumsuz da olsa çözüme kavuşturulamıyor. Neydi bu? Dış borçlar, kapitülasyonlar, Irak sınırı, Doğu sınırı, savaş tazminatı. Nedir cevabımız? Musul olacak değil mi? Yani Irak sınırı. Ne zaman çözüme kavuşmuştu? Bizim için olumsuz bir şekilde 1926 yılında Ankara Anlaşması'yla Musul'u kaybetmiştik arkadaşlar. Ankara Anlaşması'yla Irak sınırı çizilmişti. Yani bu şekilde belli olmuştu. Devam edelim. 8. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi daha sonra gerçekleşmiştir? Bakalım burada kronoloji bilgisi devreye giriyor arkadaşlar. Önemlidir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Ne zamandı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi? 1936 yılında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'daki hakimiyetimiz pekişmişti değil mi? Lozan'da çünkü Boğazlar'da bir komisyon kurulmuştu. Bu da milli bağımsızlığımıza aykırı bir durumdu. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile bu komisyon kaldırılmıştı. Halifeliğin kaldırılması ne zaman? Halifelik 1924 yılında kaldırılmıştı. Türk Dil Kurumu ne zaman kuruluyordu arkadaşlar? Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştu. Türk Tarih Kurumu 31'de kuruluyor. Türk Dil Kurumu 1932'de kurulmuştur. Hatay ne zaman ana vatana katıldı? Atatürk'ün vefatından sonra 1939 yılında Hatay ana vatana katılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası ne zaman kuruluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi değil mi? İkinci muhalefet partisi Menemen olaylarından önce kapatılmıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na ne diyelim? 1930 yılında kurulmuştur. Hangisi daha sonra gerçekleşiyor? Hatay ana vatana 1939'a katılmıştır. Cevabımız D şıkkı. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki gelişmeler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atatürk ilkelerine bakalım. Hangisi dışarıda gelir? İlk aklımıza geleni söyleyelim arkadaşlar. Çünkü bazı ilkeler biliyorsunuz birden fazla. Yani saltanatın kaldırılması cumhuriyetçiliği de kapsar, halkçılığı da kapsar gibi. İlk aklımıza hangisi geliyorsa onu eleyelim. Saltanatın kaldırılması. Direkt akla gelen hangisi olmalı? Cumhuriyetçilik değil mi? Gitti. İstiklal Marşı'nın kabulü. Direkt aklımıza ne gelecek? Milliyetçilik. Halifeliğin kaldırılması, laiklik, medeni kanunun kabulü, halkçılık. Burada
devletçilikle alakalı ekonomik bir olay yok arkadaşlar. Cevabımız devletçilik olacak. Ve geldik son soruya. Aşağıdaki bankalardan hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? Hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? İş Bankası ne zaman kurulmuştu? 1924 yılında kurulmuştu, değil mi? İlk özel bankaydı. İlk özel banka olması itibariyle önemlidir arkadaşlar. İlk genel müdürü de Celal Bayar demiştik daha önceki videolarda. Sümerbank ne zaman kuruluyor? 1933 yılında kurulmuştu. Denizbank 1937 yılında. Halkbank da yine 1933'tü. Tabii ki 33 yılında kurulmuştu. Ziraat Bankası ne zaman kuruluyor arkadaşlar? Ziraat Bankası 1881'de 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Yani Atatürk döneminde kurulan bankalardan birisi değildir. Bu şekilde 10 sorunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnanıyorum full yaptınız arkadaşlar. Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videonun konusuyla alakalı da ne istediğinize dair görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.